Ben de yakın zamanlarda bu arada Kadıköy'de oldum. Beşiktaşlıydım ben. Beşiktaş'ta oturuyordum hep. Kadıköy'de kimler yaşıyor görebilir miyim? Kimler potansiyel komşularım? Harika. Bayağı bir Kadıköy civarı insan var. Kendi evi olan var mı bu? Öyle bir taşak hissedebiliyor muyuz bu salonda? Yok, onlar genelde böyle tıkım tıkış stand-up gösterilerinde değildi, daha ziyade. İşte şu anda evinde muhtemelen bir ayağına masaj yapıyor ama kiracısı bir yandan diğer ayağını yalıyor. Ev sahibi olan var mı burada hiç? Bir dikili taşı, bir hayatta bir şey yok. Utanarak kaldırıyorlar değil mi? Fakirin bu kanalın ortasında şimdi milletin belasını üstümüze çekiyor. Sizin hanımefendiciğim var, nerede? Halkın, aman sikerler. Ulan yok ya. Çok iyi. Her şeye rağmen. Yatırım amaçlı mı yaşıyor musunuz yoksa? Siz Kadıköy'de yaşıyorsunuz. Neden Halkalı'da ev aldınız? Orada oturuyordum o zamanlar. Ha. Yani yoksa hani bir garibin kurabanın ciğerini emeğin bir süre diye yapmamışsınızdır diyor muyum? İyi yaptınız. Harika. Siz varsınız hanımefendi. Gördüm. Çekinik bir ev daha gördüm. Evet. Ev sahibi daha gördüm. Ben? Siz asla değilsiniz. Yok. Sizin şu ana kadar ev gördüğünüzü düşünüyorum. Parklarda falan yapıyorsunuz. Biri vardı oralarda bir ev sahibi. Ha siz ha tabii hanımefendi. Kalan torbi kaldırış var. Ben. Onu da ben bakıyorum bu arada. Aynı masada var da. İç istediğin kadar iç. Kiracı öder. Sizin nerede? Bayram. İstanbul'da mı? Efendim? Bayram. Bayram? Oğlum. Bayram oğlu. Dönerci diye biliyorum. Bayram oğlu sen mi aynı zamanda? Evet. Neresi oluyor? Kocaeli. Aman. Sike bu fukaralık ya. Şu anda en azından yiğitçe evleri yok yani. Sizin boktan yerlerde eviniz varmış. Hiç üzülmedik. Ben şu yüzden soruyorum, yeni bir eve taşındı ama hemen yeniden geri taşınma kararı alabilirim. Çünkü yani tuhaf bir taşıma süreci. Evet diyor, Halkalı boşaltıyor mu? Eğer öyleyse bile, vallahi yaşarım bu arada, Halkalı. Arttı falan değil efendim, artmak başka bir şey. Yani şu an İstanbul'daki kira piyasası öyle bir durumda ki, bundan 7 sene önce güzel ikinci el araba alabiliyorduk bir aylık kiramızla. Şu anda sakat bir duruma doğru geldik. Gerçekten ben böyle taşınırım ya. Zaten bir yere taşınacağım falan gibi bir yerde dikil taşta oturuyordum. 40 küsür senelik bir binada oturuyordum. Birden şeye döndü, neşeli günlere döndü hayat. Binamızı yıkmaya karar verdim. Ve bunu da bize çok geç bildirdiler yani. Böyle bir laf dolanıyor ama yıkılmazlar falan. Bir ev sahibim var zaten gerçek değil gibi bir insan. Yani böyle tabii yıkılacak ama yani çok da şey yapma. Tabii taşınsanız güzel olur yani. Güzel olur yani. 5 sene 6 sene kaldınız değil mi yani? Yani hiçbir sıkıntı yok. Benim sana hakkım helal, sen bana hakkım helal. Ama yıkacağız yani. Yıkacağız ve yani içinde senin olmamak gerekiyor. Hasan Bey tam olarak bu kararları alırken, bu toplu önemli toplu diyorum, çok yoğun bir insansınız. Her gün pazara gidiyorsunuz falan görüyorum. Ama bana niye söylemediniz acaba? Çünkü ben yani bu yıkılma kararından 6 ay önce taşınsam, şu anda belirtmek istemediğim acı meblağının yarısıyla çok kıymetli bir hayat yaşayabilirdim yani. Şimdi zorunda kaldım, mecbur kaldım, Kadıköy'e taşınayım diye düşündüm. Bu zırzop, it, kopu, komeden arkadaşlarım buradalar. Caner Dağ'ın da evi yok. Çocuk tabağcılardan geliyor, kalacak bir yeri olsun gibi düşündüm. Sonra Kadıköy'de eve bakmaya başladım. Kadıköy'de olduğunu hiç bilmediğim Sahra-i Cedid diye bir yere taşındım. Biliyor musun Sahra-i Cedid'i? Kadıköy'ün en Kadıköy olmayan yeri bence yani. Bir taşındım ama yani Kadıköy mü değil mi? Bir ana yolları hala hiç yolları bulamıyorum. Her gün navigasyon açarak eve gidiyorum falan, böyle tuhaf bir şey yaşanıyor falan. Bir şekilde ama taşınma sürecinde ev ararken falan emlakçılardaki göp kalkıklığının farkında mıyız? Yani bu adamlar bize hizmet satan adamlardı eskiden. Şimdi kiracı mı siktir amına koyayım?
satacaksa satarım adam gibi. Kiralık ev yok kardeşim. Böyle hani kiralık ev listelerine girebilmek için emlakçının, amcasının, oğlunun, kızının çok sevdiği bir üniversite arkadaşı falan olmanız gerekiyor. O zaman belki listeye yazıyorlar, evlen falan açmıyorlar, siklerinde değil. Ya da böyle çok şov şeyler söylüyorlar falan. Burası var ama sana gelmez 18.500 lira. Moda'da zaten emlakçılar çok yavşak yani. Bambaşka bir duruma gelmişler falan. Bir de ahır var. O sana uyar. Daha önce iki öğrenci eşek yaşıyordu falan gibi. Cam yaptıracağız, cam yaptıracağız. İğrenç bir duygu ya. Böyle her seferinde kendini anlatmaya çalışıyorsun emlakçılara. Hiç en ufak bir çabaları yok kiramaya. Vallahi bu ahır bugün düştü. Sen tutarsan sana yakışır ama tutmadın mı? Hafta sonları zaten tutulacak. Senin gibi ağır arayan mı yok? Pezevenk falan diye böyle davranıyorlar bize yani. Öyle tuhaf bir duygu. Ben de anlamıyorum niye böyle bir duruma düştüm. Ev sahibiyle tanıştım. Potansiyel ev sahibimle tanıştım. Böyle Dobby gibi bir şey oldum. Efendimiz. Nasıl hizmet verebilirim size? Falan. Ya ben özgüven sahibi bir kişiyim. Ben iş görüşmelerinde böyle değilim ya. Alacaksan al amına koyayım. Ben de bu beyin varken falan öyle o şekillerle iş görüşmelerine girdim hayatım boyunca. Ev sahibine dilim tutuluyor. Efendim ben... Yo, sigara değil. Sigara içmediğim gibi sık sık nefes almam. Evinizde birkaç sene dururum, tutarım nefesimi, çıkınca alırım. Ne gerek var evde nefes mi alınırmış? Eskiden öyle mi yapıyormuş büyüklerimiz falan? Anlatmaya çalışıyorum, acayip acayip sorular soruyorlar, iş yerimi sordular. Ulan işimi anlatıyorum, inanmadılar. Bir işi anlayın, buna inanmadılar değil, buna inanırlardı herhalde de yani. Ben stand-up gösterileri yapıyorum ve potansiyel kira ödemeyicisi falan. Öyle abi, ben bu gece takıldım biraz da, pardon. Ekim mi olmuş, öyle bir şey yaşamak istemiyorum. O yüzden benim bir işim daha var. Bakın karşınıza ciddiyetimle çıktım. Zor bir şey oldu bu, bilmiyorum yani. Var mı yakınlarda taşınan hiç? Yok değil mi? Mıh gibi tutundunuz Allah'ın kiracılığı evinizde. Sizin yüzünüzden ev bulamıyoruz. Hiç kiralık yok. Hepinizle Kadıköy'de yaşıyorsunuz. Hepinizden biriniz siktir. Yok mu Almanya'dan işlikli bir falan bir şey size? Muğla'ya gidelim abi. İstanbul hayatım falan. Yok mu öyle bir şeyiniz ya? Gidin abi. Gidin hala İstanbul'a gelen var falan. Anlamıyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Değil mi efendim? İsteyen İstanbul ne güzel diye. evet. Aramızda İstanbul'u en bilen beyefendiye sordum. İstanbul musunuz? Vallahi helal olsun. Ben Ankara'lıyım. Şehrinizi terörize etmeye geldim ama